Sevgili izleyenler Kurban Bayramı geride kaldı. Kurbanlar kesildi, dini vecibeler yerine getirildi. Ancak bu bayram ilginçlikler de ardı ardına geldi. Örneğin çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığının çağrı merkezi var biliyorsunuz Alo 181. Oraya ilginç sorular soruldu. Özellikle koyun ve keçiler bile şikayet edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alo 181 hattı kurdu. Ancak gelen çağrılar çok başkaydı. Bakanlık kentsel dönüşüm, tapu kadastro, kıyıların kaçak yapılaşma ve çevre konuları için Alo 181 çağrı merkezini hizmete sunmuştu. Vatandaşsa o merkezi kurbanla ilgili konulardan dolayı aradı. Şikayetlerin geneli koyun ve keçilerin çok ses yapması üzerine oldu. Hatta bir vatandaş kurbanlarının büyük olduğunu, altı ortak olduklarını, 7. ortağı aradıklarını çağrı merkezini arayarak iletti. Bir başka vatandaşsa kestiği kurbanın kanının kokusunun kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Alo 181 çağrı merkezini arayarak hangi ilacın bu konuya ilgi geleceğini sordu. Evet. Ankara'da bir vatandaşsa kurbanlıkların yaptığı sesten rahatsız oldu. Hemen Alo 171 çağrı merkezini aradı ve pazarın taşınmasını istedi. İstanbul'da bir vatandaşsa kurban deri ve atıklarının taşındığı aracın kokusunu şikayet etti. En ilginç sorulardan birisi ise İstanbul'dan geldi. Vatandaşlardan birisi kurban derilerinin de geri dönüşümde kullanıp kullanılmayacağını sordu. Bayram boyunca gelen bu çağrılar Alo 181'de yoğunluğa neden oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.